Güner Ailesi Geziyor YouTube kanalı olarak bugün sizleri Gölhisar'a götüreceğiz. Gölhisar nerede? Burdur iline bağlı güzel bir ilçe Gölhisar. Gölhisar'a gitmeden önce yolumuzun üzerinde Yapraklı Barajı vardı. Dedik ki takipçilerimize bir Yapraklı Barajı'nı gösterelim. Birazcık da küçücük Yapraklı Barajı ile ilgili bilgiler verelim dedik. Yapraklı Barajı Burdur'da Horzum Çayı üzerinde sulama amacıyla 1985-1991 yılında inşa edilmiştir. Yapraklı Barajı sessiz sakin bir piknik için ve bisiklet sürmek için, balık tutmak için çok uygun bir yer. Güner Ailesi Geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yapraklı Barajı'nı görmeye geldik. Yapraklı Barajı nerede? Burdur Gölhisar'a bağlı Yapraklı Barajı. Bu Yapraklı Barajı'nın hemen şu ilerisinde böyle balık havuzları yapmışlar. Orada balık yetiştiriyorlar. Onu da gördük. Şimdi Gölhisar'a doğru yola çıkacağız. Gölhisar'ın içerisinde biraz dolaştıktan sonra Gölhisar'da sizi sürpriz bir yere götüreceğiz. Gerçi kapının resmini göreceksiniz ama sürpriz ismini söylemeyeceğim. Gittiğimizde görürüz arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Gidelim mi? Gidelim. Hadi anneciğim bil. Yapraklı Barajı'nda biraz vakit geçirdikten sonra Gölhisar'a devam ediyoruz. Şu an Gölhisar'a 7 kilometre var. Ve ben size Gölhisar'la da ilgili küçük bilgiler vermek istiyorum. Şimdi sizlere videonun diğer kısmında çok güzel sürpriz bir yere götüreceğiz demiştim arkadaşlar. Şimdi o sürpriz yere gittik. Sürpriz yeri görünce ben çok beğendim. Fakat o sürpriz yeri bu videonun içine koymadım. O sürpriz yeri ayrı bir video olarak çektim. Onu açıklayayım size. Akıllarda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Sürpriz yer dediğim yer Gölhisar'da Memiş'in kahvesi diye bir kafe arkadaşlar. Çörek otu kahvesi yapıyorlar arkadaşlar. O kadar beğendim ki orayı ayrı bir video çektim. Sanırım bu videodan sonra da onu yayınlayacağım. Mutlaka izlemeniz gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir mekan. İzlersiniz, görürsünüz, beğenirsiniz. Siz de gidersiniz mutlaka. Eminim arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Bu arada Gölhisar'a girdik arkadaşlar. Hep birlikte Gölhisar'ı gezerken sizlere Gölhisar'la da ilgili böyle minik küçük bilgiler vermek istiyorum. Gölhisar Burdur ilinin ikinci büyük ilçesi. Gölhisar'a Yaylalar Diyarı da deniyor. Gölhisar'da gezilebilecek yerlerden biraz bahsetmek istiyorum. Kibirya Antik Kenti. Kibirya Antik Kenti'ne ben gitmedim ama en kısa zamanda gidip orayı da size özel olarak çekeceğim arkadaşlar. İkinci olarak nereye gezebiliriz? Yapraklı Barajı'nı gezebiliriz. Yapraklı Barajı'nı videonun başında gördünüz. Gerçekten çok güzel bir baraj. Balık tutmak için, bisiklet sürmek için, dolaşmak için çok güzel bir yer. Üçüncü olarak Gölhisar'da nereye gezebiliriz? Gölhisar için Yaylalar Diyarı demiştik. Koca Yayla. Dördüncü olarak da Böğrü Delik Yaylası'nı gezebiliriz Gölhisar'da. Beşinci olarak da Gölhisar'da nereye gezebiliriz? Türkiye Korku Evleri var. Oraları gezebiliriz arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi Gölhisar Burdur'un ikinci büyük ilçesi olup tarım çok etkin bir şekilde yapılmaktadır. Pancar, anason, sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Son yıllarda da seracılık yapılmaktadır. Seralarda domates, biber, salatalık gibi yaz sebzeleri yetiştirilmektedir.
Gülhisar'ın Koca Yayla Gölü'nden de biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Tarihi, doğal ve kültürel varlıklarıyla ünlü Burdur'un Gülhisar ilçesinde bulunan Koca Yayla Gölü, özellikle bahar aylarında dağlara yağan karların erimesiyle ve yağmurun etkisiyle Koca Yayla Gölü doğa severlerin çok beğendiği bir yer. Geniş bir yeşil alana sahip, gerçekten güzel bir göl. Mutlaka gidilip görülmesi gereken bir göl. Mutlaka ben de gideceğim ve o gölü de sizlere çekeceğim arkadaşlar. Biraz da ilçeyi dolaşırken hemen şu solda Gülhisar Devlet Hastanesi'ni görüyoruz arkadaşlar. Biraz da ben Gülhisar'la ilgili kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Gülhisar düzenli, şirin, temiz, güzel bir ilçe. Yolları geniş, düzgün. Öyle dar yollar yok. O anlamda çok çok güzel bir ilçe. Biz Gülhisar'a düzenli bir şekilde geliriz ara ara. Bu sefer de Memiş'in kahvesine gelmek istedik. Çünkü ben sürekli duyuyordum ve oraya gelmek istediğim için bu yola çıktık. Ayrıca Gülhisar'ın içinde millet bahçesi vardır. Benim kanalımda orayla ilgili de video var. Daha yayınlamadım. Bu video yayınlandıktan sonra en kısa zamanda onu da yayınlayacağım. Mutlaka onu da izleyin arkadaşlar. Millet bahçesi kocaman bir bahçe. Yeşil alan yani. Piknik alanı, çocuk parkının, hayvanat bahçesinin, restoranların olduğu bir alan. Yani orayı da çok beğendik. Oranın da en güzel tarafı tertemiz olması. Birkaç defa gelmişizdir ve her geldiğimizde tertemizdi arkadaşlar. Farkındaysanız benim için gidilen bir yerde temizlik çok önemli. Biz gittiğimiz her yerde temizliğe çok bakarız. Yani bu il olur, ilçe olur, mekan olur. Temizlik önemli arkadaşlar. Eğer gittiğimiz yer temiz değilse orada çok fazla vakit geçiremiyoruz. Çünkü rahatsız oluyoruz. Yani eğer bir mekan işletiliyorsa, bir yer sahibiyseniz mutlaka temiz olmak zorundasınız. Bakın burası da Gülhisar ilçesinin meydanı. Şurada Atatürk büstü var. Burası da çok güzel. Ben özellikle şu ışıklandırmalar çok hoşuma gitti. Yaprak şeklinde ışıklandırmalar yapmışlar. O ışıklandırmalar özellikle geceleri çok çok güzel oluyor. Yani gecede çektim mi bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir ilçe. Gülhisar'ı gezmeye devam ediyoruz. Baya baya güzel gezdik hep birlikte. Yani zaten küçük bir ilçe. Gezilebilecek her yerini gezdiğimizi düşünüyorum. Eğer bir gün sizin de Gülhisar'a yolunuz düşerse mutlaka ve mutlaka Memiş'in Çöreotu kahvecisine gelmeyi unutmayın. Biz bu yola öyle çıktık. Dedim eşime Memiş'in Çöreotu kahvecisine gidelim. Amacımız kahveciye gelmekti. Buraya gelmişken bakın şurada hemen görüyorsunuz şurası. Evet gördünüz arkadaşlar. Biz buraya girdik. Kahvelerimizi içtik. Ayrıyeten özel video çektim buraya ait. Yani çok güzel. İçi ayrı bir güzel, kahvesi ayrı bir güzel, ortamı ayrı bir güzel. Nostaljik bir ortam oluşturulmuş. Eski köy evlerinde kullandığımız. Sanki o kahvenin içinde çocukluğumu yaşadım. Ben o çocukluğumu yaşarken size ayrı özel video çekmeliydim arkadaşlar ve çektim. Gerçekten çok güzeldi. Ben çok mutlu oldum. İnşallah benim gibi köy hayatı yaşayanlar, köy hayatını bilenler de aynı duyguyu, aynı hissiyatı o videoda alacaktır. Artık videomuzu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki
gezi videomuzda görüşmek üzere. Gezi tadında kalın. Hoşça kalın. Hayatınızdan gezmeyi eksik etmeyin. Mutlaka ve mutlaka bol bol gezin.